Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bugün artık pul olmuş bir bakanlığın bütçesini konuşuyoruz. Bütçenin tamamı meclise geldiğinde Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesi 7 milyar 650 milyon dolardı. Bugünkü kurla 5 milyar dolara indi. Aradaki 2 milyar 650 milyon dolara ne oldu? Cumhurbaşkanlığının üstün ekonomi bilgisiyle buhar oldu. Bu bütçeden çocuğuna internet bekleyen vatandaşımız, köyüne yol bekleyen muhtarımız, Sivas'a yüksek hızlı tren hattı bekleyen hemşerimiz boşuna beklemesin. Çünkü bu bütçe beşli çetenin yedek akçesidir. Bütçeyi sunması gereken kişi de Sayın Bakan değildir. Bu bütçe 21B ile ihaleleri alan, milleti soyup soğana çeviren Limak'ın, Cengiz'in, Koli'nin bütçesidir. Onlara çağrımdır. Gelsinler buraya, bütçelerini savunsunlar. Bu bütçe o çetelerin değil de halkın bütçesi olsaydı siz bugün 16 milyon İstanbulluyu mağdur edemezdiniz. Metro ihalelerine set çekemezdiniz. Taksi ağlarıyla iş tutamazdınız Sayın Bakan. Bakın, bugün taksi ağlarıyla iş tutan Sayın Bakan'ın 2018 yılından bir fotoğrafı. Adil Bey o dönem İBB Genel Sekreter Yardımcısı. Karşısında kim var? AKP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı. Peki ne konuşuluyor bu toplantıda? Bugün sırf reddedebilmek için UKOME'nin yapısını değiştirdikleri taksi meselesi. Ve Adil Bey o gün İstanbul'un 6184 yeni taksiye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Dün bunu söyleyen Adil Bey bugün İBB'nin taksi projesini 11 kez reddeden kirli ittifakın parçası haline gelmiştir. Yine aynı Adil Bey 16 milyon İstanbullunun talebine kulak tıkamış, çıkar uğruna görev yaptığı, ekmek yediği kente adeta ihanet etmiştir. Keşke isminiz gibi adil olmayı başarabilseydiniz. Keşke dün söylediğinizi bugün unutmasaydınız. Siz unutsanız bile arşiv unutmaz Sayın Bakan. Değerli milletvekilleri, AKP İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybedince oradaki bürokratların çoğunluğunu Ulaştırma Bakanlığı'na ve bağlı kurumlara getirdi. Sayın Bakan da bunlardan birisi. İBB Teftiş Kurulu geçmiş dönemle ilgili yapmış olduğu incelemelerde tanıtım ve medya çalışmaları işinin sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun yerine getirilmediğini, kamunun 15 milyon 458 bin artı KDV tutarında zarara uğratıldığını tespit etti. Peki o dönemki İBB sorumluları bugün ne yapıyor? Adil Kara İsmailoğlu Ulaştırma Bakanı, Esma Dilek Ulaştırma Bakanlığı'nda Genel Müdür Yardımcısı, Şahabettin Çağlar TCD'de Taşımacılık AŞ'de Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı. Bu liste uzayıp gidiyor. Gördüğünüz gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli yatırım bakanlığında ciğer kediye emanet edilmiş durumda. Yolsuzluk yapanın sırtı sıvazlanmış, Ulaştırma Bakanlığı yolsuzluk üstüne dönmüş. Cumhuriyet Savcılığı bu suç duyurusuyla ilgili 19 Ekim 2021 tarihinde gerekli evrakları talep etti ve süreç başladı. Sayın Bakan, size tavsiyemdir. Süleyman Soylu'ya çok güvenmeyin. Geçmişte nasıl U dönüşü yaptıysa yarın da yapar, hepinizi yarı yolda bırakır. Bu dosyaların üstünü Süleyman Soylu kapatamaz, bunu böyle bilin. 2001'de Amerika'dan başladınız, Avrupa Birliği ile devam ettiniz. Sonra Rusya'ya gittiniz. Katar'ı dolaşıp şimdi Çin modeline geldiniz. Model diye diye bu milleti perişan ettiniz. Tüm dünyayı gezdiniz. Herkesten talimat aldınız. Her modeli muteber saydınız. Bir tek yedi düveli dize getiren, cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk modelini denemediniz. Katar emirinin annesine İstanbul'da kupon arazi veren siz, bir uçak için Katarlılara tank paleti satan siz, Katar'ı Borsa İstanbul'a ortak eden siz, Telekom'u Lübnanlılara satan siz, Aselsan'ı, Roketsan'ı pazarlık masasına koyan siz, rant podyumlarında işportacı model olmuşsunuz. Bir asırlık cumhuriyetin kozmik kurumlarını tek tek satıyorsunuz. Kürsüye her çıkışınızda siz ne yaptınız, ne yapacaksınız diye soranlarınıza da cevap veriyorum. 13 yılda Ankara'dan Sivas'a treni getiremeyen model,
Tamamlayalım Sayın Ulaş. O treni 5 yılda Sivas'a getiren model bizim modelimizdir. Katar'a, emirliklere avuç açan model sizin modelinizdir. Emperyalizmi dize getiren model bizim modelimizdir. Putin'in kapısında bekleyen model sizin modelinizdir. Lozan'da masaya yumruğunu vuran model bizim modelimizdir. Beşli çeteye milyarlarca dolar akıtıp halkı soyan model sizin modelinizdir. Onları tek tek kamulaştıracak olan model bizim modelimizdir. Ve ilk seçimde Mustafa Kemal Atatürk modeliyle bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıracağız. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.